Zikir halkasına bir insan başka bir niyetle gelse bu halkanın elde ettiği istifade yer değildir. Ama önce edep. Hatme-i Kacıgan'a oturduğunuz an öyle hayal edin, hayal edin. Bu tarikatta hayal çok önemlidir. Nice pislikleri hayal eden insanlar etrafınızda dolanırken, nice haramı, günahı hayal dünyasında yaşatan insanlar her tarafta varken, Allah'ın bir salih kulunu hayal etmek, Allah'ın salih bir kulunun huzurunda olduğunu bilmek. Ne kadar güzel bir hayaldir yani. İmam Ahmed bin Hanbel radıyallahu teala an böyle çok büyük cemaatlere ilim meclisi kurdurmuş. İlim ve zikir meclisi. Bir gün sohbet ederken diyor ki, ilim ve zikir meclislerine geldiğiniz zaman edeple gelin. Çünkü melekler bu zikir halkasının etrafını sarıp kanatlarını yere sererler. Onlar da işrak ederler. Meleklerin arasından yürüyerek geliyorsunuz. Dikkatli yürüyün diyormuş. Bir tane münafık İmam Ahmet'le dalga geçecek, alay edecek. Yine böyle bir zikir halkasına gelirken ayaklarını yere sert sert vura vura geliyor. Meleklerin kanatlarını kırıyorum diyor. Alay ediyor kendine. Diyorlar birkaç adım yürüdü, dümdüz yolda birdenbire ayakları birbirine dolandı ve düştü. Baktılar ki her iki ayağı kırılmış. Ve bir daha da ayakları düzelmedi, hayatı boyunca kötülüğünü yaşadı diyorlar. Bu yüzden ilim ve zikir halkaları Cenab-ı Allah'ın halkasıdır Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Allah'ın salih kullarının kuşattığı bir halka. Mürşid-i kutbu gavsani tacaseri almani rahberi şeyhu melani şihabuddin seyyid taha rahberi şeyhu melani şihabuddin seyyid taha.